22 YKS ek tercihleri sona erdi ve YKS ek tercihlerinde yığılma oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanır? Arkadaşlar merhaba, Eğitimin İş Dünyası'na hoş geldiniz. Evet, ek tercih dönemi bitti ve birçok öğrenci tercih verdi ama birçoğu da tercih vermedi, mezuna bıraktı. Bununla ilgili olarak nasıl bir tercih stratejisinde bulunduklarını, en çok hangi bölümleri tercih edildiği konusunda bilgiler vereceğim. Şimdi özel üniversitelerde tercih edilen bölümler ek tercih döneminde de sağlık alanındaki bölümler oldu. Özellikle İstanbul Üniversitesi'nin ve Kıbrıs'taki üniversitelerde yine sağlık bölümlerini tercih ettiğini söyleyebiliriz adayların. Neden? Çünkü meslek garantili bir bölüm ve bu en çok son 2-3 seneden beri revaçta olan bir bölüm arkadaşlar, sağlık bölümleri. Peki diğer bölümlerde tercih olmadı mı? Evet oldu ama dediğimiz gibi ağırlık sağlık bölümlerinde oldu arkadaşlar. Peki devlet üniversitelerinde öğrenciler daha çok nereleri tercih etti? Belli bir puan seviyesinin altında olan arkadaşlar, yani özellikle 200-300 puanın altında olan arkadaşlar, ben üniversiteye gideyim ama hangi bölüm olursa olsun fark etmez düşüncesiyle hareket ettiler ve farklı tercih stratejilerinde bulundular arkadaşlar. Birçok öğrencinin tamamen istemedikleri bölümleri tamamen bilinçsiz bir şekilde tercih yaptıklarını söyleyebilirim arkadaşlar. O yüzden düşük puanla kapatan yerlerin veya hiç alakası olmayan yerlerin bu ek tercihlerde kontenjanlarının dolacağını düşünüyorum. Peki 250 puanın üzerinde yine devlet üniversitelerinde nereler tercih edildi? Yine sağlık bölümlerinde boşta kalan kontenjanlar tercih edildiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yine adalet bölümü meslek yüksekokullarında tercih eden bölümler arasında, teknoloji ile alakalı bölümlere de yine yoğun bir talep var değerli arkadaşlar. Peki devlet üniversitelerinde yüksek sıralamadaki, yani ilk 200 bin 300 bindeki olan adaylar nasıl bir tercih stratejisi geliştirdiler arkadaşlar? Burada adaylar maceradan kaçınmadılar arkadaşlar. Yani istedikleri bölümlerle alakalı tercihlerini verdiler. İstedikleri bölümlerde boş kontenjanlar varsa yine de ek tercihlerde tercihlerini verdiler değerli arkadaşlar. Ama istedikleri bölümlerin kontenjanı doluysa bu arkadaşların da mezuna bıraktığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü istedikleri bölümlerle alakalı boşluk yok, kontenjan boşluğu yok. Onun için tekrar hazırlanmayı tercih ettiklerini söyleyebiliriz arkadaşlar. İnşallah güzel bir ek tercih dönemi geçirmişsinizdir diyoruz. Son olarak yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? Ben ayın 19'u 20'si gibi sonuçların açıklanmasını bekliyorum değerli arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.